10-16 Mayıs Engeller Haftası münasebeti etkinlikleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Engeller Haftası tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Töreni Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Törende Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ve Çorum İşitme Engelliler Derneği'nin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kale Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törenle fuarın açılışı yapıldı. Töreni Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Merkez Müdürü Ahmet Armutçu, öğretmen ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Merkez Müdürü Ahmet Armutçu yaptı. Türkiye'deki nüfusun %12'sine engellilerin oluşturduğunu hatırlatan Armutçu, engellilerin eğitilmesiyle birlikte üretime de katkıda bulunabileceklerini söyledi. Hepimizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisidir. Biz de 2018 yılına Engeller Haftası ve TÜBİTAK Bilim Fuarı ile birleştirerek bir bilinç oluşturmak istedik. Kıymetli misafirler, bilindiği üzere ülkemizin %12'sini engelliler oluşturmaktadır. Dünyada ve ülkemizde her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engeller Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler ile engellilerin topluma kazandırılmaları ve onların toplumun birer parçası olduğunun gösterilmesi amaçlanmaktadır. Engellilerin topluma kazandırılabilmesi için her insanın olduğu gibi onların da eğitime, sanata ve bilime ihtiyaçları var. Armutçu fuarda 20 öğrenci tarafından hazırlanan 5 projenin yer aldığını dile getirdi. Armutçu'nun konuşmasının ardından serginin açılışına geçildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar fuardaki projeleri inceledi. Fuarda 20 öğrencinin 5 danışman öğretmenle hazırladığı 5 proje yer alıyor. Daha sonra ise el sanatları sergisi gezildi. Tamam, şuraya bir de dergisi.